Herkese merhaba, yine bir favoriler videosuyla karşınızdayım ve ben bu video serisini gerçekten çok sevdim. Yaparken çok eğleniyorum. Ama uzatmadan ben bu ayki favorilerime geçsem daha iyi olacak. Bu ay okuduklarım videosundan bildiğiniz gibi ben bu ay fazla kitap okudum. O yüzden 3 tane kitap favorilerime girdi. Bir Şeftali Bin Şeftali, Rüya Ateşi ve Anlatım. Zaten ben bu kitapları anlattım. Hepsinden ayrı ayrı etkilendim. Hepsi gerçekten çok farklı türde kitaplar. Ama hepsini ayrı ayrı sevdim. Ayrıntılı yorumu merak ediyorsanız zaten bu ay okuduklarım videosunu izleyebilirsiniz. Şimdi size çok acıklı bir hikaye anlatacağım. Bir zamanlar bir yasana varmış ve her şekilde 2 ay boyunca Senden Önce Ben filmini indirtilemeye çalışmış. Sinemalara gittiğinde elektrik kesik oluyormuş, farklı sinemalara gittiğinde o sinemalara film gelmemiş oluyormuş filan ya da filme gidebilecek arkadaş bulamıyormuş. Her türlü yolu denemiş, en sonunda internete yüklendiğini görmüş filmin. İzlemeye çalışmış ama internet gitmiş, takılıp durmuş, vazgeçmiş, pes etmiş. Ama sonunda izleyebilmiş. Ah, çok acıklı oldu. İzledim ama hiç memnun değilim. Gerçekten. Aa, güzeldi. Güzeldi. Gerçekten güzeldi ama işte çok ağladım. Yani hoş değildi. Snap'te o çirkin hallerimi paylaşmam çok komikti. Filmin müzikleri çok iyiydi. Gerçekten Ed Sheeran çalmamalardı. Gerçekten Ed Sheeran duyduğum anda zaten başladım ağlamaya. Güzel olmuştu. Yani güzel bir uyarlamaydı. Ben sevdim filmi. O kadar çabadan sonra sevmeseydim kendimi vururdum zaten. Neyse, bu ay iki tane şarkıda çok favorilerime girdi, çok favorilerime. Daffy'den Well 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 ve Paloma Faith'in Only Love Can Hurt Like This. Vay be, söyledim. Yani çok uzun olunca söylemekte zorlanıyorum arada. Yine çok farklı şarkılar ve yine çok beğendiğim iki şarkı oldu ve kusana kadar dinledim gerçekten. Bir de geçen ay yaptığım gibi Spotify'daki çalma listemde Julie 16 adlı çalma listeme bakarsanız dinlediğim tüm şarkıları görebilirsiniz ama bir uyarım olacak. Hayatınızda görüp görebileceğiniz en saçma çalma listesi. Hani gerçekten çok karışık. Bu ay zaten ruh halimin ne kadar karışık olduğu maalesef ki şarkıları dinlediğim müziklere yansımış. Birbirinden çok alakasız şeyler var. Yani şöyle söyleyeyim. Abba'dan Selena Gomez'e, Melanie Martinez'den Nilkara İbrahimgil'e. Anlayabiliyor musunuz? Bir de ben sık sık The Voice izleyen bir insanım ya da Got Talent izlerim ya da X Factor izlerim. Bayılırım. Hatta tüm günümü neredeyse tatilde ona harcıyorum. Bunu beni tanıyan neredeyse herkes bilir diyeceğim. Ailem dışında tek mi ne biliyor? Artık siz de biliyorsunuz. Ya gerçekten böyle tüm sezonları izlerim ya. Baştan sona. Ama bu ay gerçekten çok taktım. YouTube'da başa sarıp durdum. İki tane performans oldu. Biri Cody Frost'un yorumu oldu. Lay All Your Love On Me, Abba'nın şarkısı ve gerçekten şarkı müthiş bir şekilde değişmiş ve çok güzel olmuş. Gerçekten ben aşık oldum. Tekrar başa sarıp dinliyorum. Bu 2016 sezonundandı ama şimdi söyleyeceğim. Max Miller'ın performansı 2012 olması lazım. Come Together ve Lose Yourself'ı böyle birleştirip söylemiştim ve gerçekten onun sesi mükemmel ya. Yani onu da başa sarıp dinledim. Gerçekten güzeldi. Şu altı yazdığım şey okuyamıyorum. Mümkün değil, ben onu okuyamam da. Şöyle, ben bu sirke televizyonda rast geldim. Sonra YouTube'dan videolarını falan izledim. Böyle bayağı araştırdım. Bakın, çok büyüleyici. Gerçekten çok güzel hikayeleri var. Eğer dikkatli izlerseniz ve hani ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. Ben dans sanatlarını izlemeyi falan çok severim. Ama bunlar gerçekten ayrı bir boyut. Ben küçüklüğümden beri zaten böyle sirk videolarını falan, CD'lerini alırdı annem falan. İzlemeye bayılırım. Harikaydı. Bir de size bir uygulama göstereceğim. Bitmoji adında. Bunu artık bilmeyen yoktur zaten. Snapchat'le bağlıyorsunuz bunu falan filan. Kendinize özgün böyle emojiler, çıkartmalar yapıyorsunuz ve kendi fiziksel özelliklerinize göre böyle şeyleri belirliyorsunuz falan. Gerçekten güzel olmuş. Snapchat'te bunları paylaşmak eğlenceli oluyor. Ama ben benzemedim bence ya. Gerçekten hiç alakam yok. Bence bu kadar oluyor. Olsun. Bu ay favoriler videom bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.